lafazansla çekiyoruz yani. Aşırı iyi ya da İtalyan da görüyoruz. Tamam, iyi ülke var. Sen 3 milyar 750 milyon. Konu bu. Tarla kavgası. Sen de her çeşidi var diye biliyorduk biz. Ama adamımız küçük oluyor. Niye elimiz? Niye elimiz küçük? Ben bilmez eşim bilir. Ben bilmez. Ciddi ciddi şunu söyleyeyim mi? Öyle olun. Kadınlar dedim bir de hani. Ali. Şöyle ben sekse çok saygı duyuyorum. Yani yapıyorum. Ben erkek erkeğim bura. Seks konuş. Şu an. Neyse, değil mi? Uç be katılıyorum. Bir kuzenimin arkadaşı var. Kızın adı Yadra. Bip yapabiliriz değil mi? Yapalım. Herkesin tembellik hakkı var. Bu konuşulacak bir şey değil. Bunu yaşayın. Tembelliğinizi yaşayın. Devam edin. Yakış oldu. Ben bir atsak bakayım. Formatımızı anlatıyoruz. İlk bölümümüz Allah'ın izniyle çekebilirsek çok mutlu olacağız. Programımızın adı Lafazans'la çekiyoruz. Yani şu anda böyle bir şey uydurdum ama. Evet arkadaşlar biz çekiyoruz. Dert çekiyoruz, isim çekiyoruz. Biz birçok ben çekmiyorum ama arkadaşlar. Ya aramızda en fazla Gökhan çekiyor. Aramızda en fazla Gökhan çekiyor yani. Şöyle şimdi bunda isimler var arkadaşlar. Bu gördüğünüz beşli gereksiz ekibin ve canımız, ciğerimiz, cool pikselimiz, güzel kızları eklesin. Cool. Bravo Seko. Seko. Bir alkış alalım. Bende kal. Şimdi buradan isim çekeceğiz. Konsept bu şekilde. Burada da konularımız var. Konuları nasıl belirledik? Önce şunu söyleyelim. Instagram'dan hem Lafazans sayfamızı hem de çift sayılı bu arada Lafazans. Bizi ve hesaplarımızı ayrı ayrı takip ederseniz bir soru cevap kısmı açıyoruz. Ve soru cevap kısmında şöyle bir şey yapıyoruz. İşte hakkında konuşulmasını istediğiniz bir konu varsa bizimle bunu paylaşır mısınız diye. Bu konuları kullanıcı isimlerinizle beraber burada çekeceğiz. Ve bu konu hakkında isim kime çıkarsa o konuşmayı başlatacak. Konuşmadan sonra da biz de onunla bakalım. Evet. Onun fikirlerine artık karşı mı çıkacağız? Onunla aynı fikirde mi olacağız? Ne olacak? Biz de bilmiyoruz. Bir alkışlayın. Alkışlayın beni. Evet. Üsküdarlılar. Üsküdarlılar çekiyorum. Evet. Hadi. Şimdi. Ooo. Çekiyoruz. 1, 2, 3. Olga. Hadi be. Bu arada çektiğimiz isim bir daha çekilemiyor. Ben çekeyim onu da en azından. Sonrakini sen çekeceksin. Ben böyle karar verdim. Tamam sen öyle karar verdiysen biz zaten bok yemek için. Formatı biz bilmiyoruz da ama olsun. Formatı şimdi öğrendiğimiz... Şey. Arkadaşlar bu kağıtları tek tek ben kestim. Evet. Ben yazdım. Hadi yalan çıktı. Fotoğraf gönderdi Allah yemin ederim. Allah hepsini tek tek Excel'le. Bir akşam al. Akşayın beni. Ooo çok güzel. Soru. Okuyabilir miyim? Dila Playfair isimli arkadaşım. Hatırlarsınız. Evet hatırlıyorum. Avustralya'da yaşıyor şu an kendisi. Oo. Selamlar Dilacığım. Türk erkekleri ve yabancı erkekler. Konumuz bu. Olgacığım tam senlik bir konu. Aslında Türk kadınları ve yabancı kadınlar olarak konuşsak gerek görsel gerek. Iyiydi. Öncelikle Dilacığım sana bu güzel soruyu sorduğun için çok teşekkür ediyorum. Türk erkekleri ile yabancı erkekler arasında şöyle birincisi bence eğitim farkı var. Şöyle eğitim farkı. Türk erkekleri bir defa daha korumacı bir aile yetiştiriyor. Şimdi bir dakika yabancı erkekler deyince aklımıza sadece Avrupa ya da böyle gelişmiş ülkeler. Evet. Hayır gelmiyor. Yok, bana İtalyan geliyor direkt. Bana Afrikalı geliyor. Bana da Afrikalı geliyor. Ben de Afrikalı düşünmüştüm aslına bakarsanız. Açıkçası bana da Afrikalı geliyor. Hadi bize geliyor da sana niye geliyor Allah? Esas ona geliyor da bize niye geliyor? Bence de size niye geliyor? Ama şey oluyor yani biz uzun zamandır hep Afrikalı hareketlerin gelişini gördük ya. Hani ya abi en son Suriyeliler Afganlar bir sürü. Nasıl gelişini? Afganlı mı dedik ya Afganlar. Afganlar koşuyordu ya Türkiye'ye doğru. Oğlum tamam da o başka bir şey bu başka bir şey. Ya kafam karıştı. Benim aklımdaki yabancı erkek şeyi böyle İtalyan takım elbisesini İtalyan. Giymiş. Aynı Olga abi. Sırtına tek takmış çantasını. Olga evet. Abi. Altında şeyini onun adı güzel motoru. Güzel anlattı be. Ne çok Vespa'sı. Neyin güzel? Vespa'sı Türkiye baktığında da Türk işte. Türk işte. Rahatlıktan kastın neydi? Ya rahatlıktan kastım şu. Bir defa yetiştirilme tarzı farklı adamların tamam mı? Bir Türk erkeğinin annesinden gördüğü o aşırı ilgiyi ya da İtalyan da görüyor. Korumacı görmüyor o kadar. İtalyan da görüyor. O kadar görmüyor bir babacığım. Türklerle İtalyanlar gerçekten benziyor ve o İtalyanların karaları çok şikayetçi bu konuda. Aynen. Ya tamam şikayetçi olabilir de güzel var. Kardeşim dünyada bir tek İtalyan var. Ben demek İtalyan. 270 tane tamam, ilk ülke var. Sen 3 milyar 750 milyon. Yabancı erkek yani Türk erkeği. Bırakın ki. Tamam yabancı erkek kavramı tamam. Açıkladı. Neyi yabancı kast erkek. Ediyorsun şunu kastediyorum. Yetişme tarzını kastediyorum. Mesela bir dakika şeyi sen. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Mesela çok gelişmiş ülkedeki yabancı erkeklerden bahsediyorsun. Yoksa böyle bizim ayarımızda az gelişmiş. Ben öncelikle şeyi düşünüyorum yani. Bu Türkiye önce Türkiye anlatır.
Daha sonra kıta üzerinde. Sen bayağı şeye girdin, sınıma girdin. Bankada sunum yapıyor gibisin abi. İtalyanıdır, bir şey çak oradan ya. Neyini çakayım oğlum? Net, net fark, net. Fark ne abi, net. Bir ortamda, bir ortamda bir kıza aşık olmuyorsa yabancıdır. Aşık oluyorsa Türktür diyeyim o zaman. O zaman güzel bir konu bu. Abi bulunduğu ortamda mesela muhabbet etti. Kızla erkekli ortamlar var. Evet. Çok güzel bir kız var mesela ortamda. Evet. O kızla konuşuyorsun, tamam mı? Konuştuktan sonra eğer potansiyel olarak onunla kendini gelecek hayalleri kuruyorsan bence Türktür direkt. Doğru. Bence konu tamam. Yanlıştır diyor. Hani tartışmaz yanlıştır. Olay bu bence yani. Güzel. Güzel. Bir alkış alalım. Alkış alalım. Bravo. Alkış alalım. Çekiyorum. Önce isim çekiyorum. Güzel kafasını da ama. Ben böyle karar verdim konsepte. Sağ ol, sağ ol. Eline sağ ol. Kim acaba? Bir, iki, üç. Bu arada kişiyi 6'ya karar verdim şu anda. Seko da var ya. Ha, doğru Seko. Hisseden var mı? Niye? Ben çıkacağım diye. Seko. Bence Seko. Seko mu? Ali ya. Oo. Seko mu? Seko. Seko. Seko tam. Bir alkış alalım. Seko tam cipse başlamıştı ya. Tamam, böldük. Abi evet, Sekocuğum. Konum yok ya, durun onu abi. Al, Ali'ninkini verelim. Yani şey mi deseydim ya, yabancı erkekler daha iyidir. Bizimki küçük gerçekten. İçine kaçık mı deseydim ya? Bu kadar düşün mü seviyorsun? Hayır, hayır. Ciddiyetinde ya sen nasıl cinsel bir psikopatsın ya? İlla Bahadır, senin soruların da burada var. İnşallah bana onlardan biri denk gelir. Soru nedir şu an? Soru geliyor. Serkan kediye konuşuyor burada. Evet konuşuyor. Serkan ciddiye alamıyor. Kedi tüyü. Evet soru geliyor Seko'ya. Bir saniye. Ooo bir alkış alalım. 1, 2, 3. Her şeyi de alkış yapmayalım. Yapacağız. Öyle mi? Her şeyi. Ben böyle karar verdim. Karlı Antalya'dan Orhuj kardeşimiz. Orhuj. Tarla kavgası. Konu bu. Tarla kavgası. Tarla kavgası. Tarla parası. Tam da Serkan'ın konusu. Abi tarla bizde kavgası. Yok ya tarla kavgası. Mesela olsaydı. Sanki tarla yok. Tarla var da az. Nerede var? Kavga edecek kadar yok. Kavga edecek kadar yok. Nerede hangi köyde? Fındık bahçeleriniz mi var? Anamurlu ya. Anamurlu. Muz bahçeleri mi? Muz yok babacım ya. Tamam muz konusunda iddialıyız ama. Sizde muz yok. Abi olmayan şeyle kız ister. Sende yoksa Serkan. Sen de her çeşidi var diye biliyorduk biz. Senin için var. Siz bizim bildiğimiz her şeyi muza endeksliyorsunuz. Taze anamur muzu geldi. Bizim şeyde var bir tane. Taze anamur muzu geldi. Muz konuyu. Arkadaş biraz şeydi. Action hayatı. Ha. Abi muz alıyor ama yemiyor. Bence almaya gerek duymuyor. Ya hadi bırakın da konuşsun. Senin o çürük muz değilmiş ya. Ama anamur muzu küçük oluyor. Niye elli muz? Niye elli muz küçük oluyor? Yani yersen. Niye elli muz? Ama tadı güzel aslında diyorlar. Aslında az önceki konuyla bağlantılı yani. Yediniz mi falan? Yerli erkek. Ben yedim anamur. Yerli erkek, yabancı erkek. Hani. Tarla kavgası mıydı? Arsa kavgası. Tarla kavgası. Tarla kavgası. Kavga etmeyin çocuklar. Evet. Evet. Dövüşmen kuzum. Bence ya tam... bizim şeyde bir tane sebzeci vardı şey diyordu. 2 kilo domates 5 lira. 2 kilo salatalık 2 lira. Muza gelince heyecanı. 2,5 kilo muz 5 lira hadi. Muza gelince heyecanlanıyor. Heyecanlanıyor. Ya babası çocuğu dövmüş şey diye. Tarla için mi? Aynen tarla için. Şimdi bir sürü tarlaları var. O tarlalarının bir yani hepsinde şey yapıyor. Daha doğrusu parsel parsel böyle adada. Aynen adada tarlalar var. Babası traktörün anahtarını verip diyor ki git şurayı sür diyor. Baba neresi bizimki diyor. Ya diyor, bizim o tarlanın o kenarı diyor tamam mı? Adam gidiyor tarlanın iki kenarı da boş. Herhalde budur diyor. Bilmem kaç dönüm tarla orayı sürüyor tamam. Oradan adam bir koşa koşa geliyor seni almaya ofradın falan diye seve seve geliyor. Meğer yanlış tarlayı sürmüş. Babası dövmüş onu. Güzel hikaye. Senin hikaye burası. Bence tarla konusunda ben konuşmalıyım. Bizim Çorum'da çok tarlamız var. Bence tarla kavgası çok sikko bir soru ya. Bu muhabbette çok var, çok şey var. Sikkoyu koyma. Sikkoyu koyma o zaman. Yeni konu çekeyim mi Seko'ya? Al çek o zaman gel. Tamam. Ben mi çekiyorum? Evet. Yok evet, babam. İstiyorsan ben vekalet edebilirim. Vekalet. Aynen vekalet. Ben vekaletim. Vekaleti bana ver. Kime veriyorsun? Kime veriyorsun? Ben Rüya'ya veriyorum. İsmail'e ver. Ali'ye ver la Ali'ye. Teşekkür ederim. Yazık la Ali'ye. Ali çekiyoruz. Çekiyoruz. Muz. Ali geldi. İshot. Ben doğru bildim. Oğlum beni yazmadınız mı? Ne yaptınız? Niye herkes başkaları çıkıyor ya? Oğlum ben çıktım mı? Zaten 5 kişiyiz. Kaç? 5'iz evet. Evet o zaman. En sık elbisenin altına spor ayakkabı. Bunu şey yapardı ya. Bunu şey başlattı. Ben bilmez eşim bilir. Ben bilmez. Yeni program. Kimse haberi yok. Ben bilmem eşim bilir kimsin miydi? Onun... İlker Ayrık. Dişi şöyle. Ayrık Ayrık. Ha, İlker... Benim Metan diye bir arkadaşım var o giyer düğünlerde. Metan o kadar ünlü olmadı. Zidane.
İtalyan, yine İtalyan'a geldim. İtalyan bir adam düşün, tamam mı? Bir olay var. İtalyan. Aha, sokar, aha. Sokar. Aha, this my shit. All the girls don't feel like this. Derken sen. Bak o da bir bak. Bir şey söyleyeyim, bence beyaz spor ayakkabı harbiden çok güzel. Ya, o mesela kızları bir etkiliyor diye düşünürdüm. Halbuki uzaklaşıyorlar. Mamak da etkiliyordu. Etkilemiyor sen ama. Sen ne demek istiyorsun mama? Ama öyle anlatıyor bize. Ciddi ciddi şunu söyleyeyim mi? Söyle. Öyle olunca kızlar şunu düşünüyordu o zaman mamakta. Düşünüyordu mamakta. Koruyucu erkek oluyordu. Yani ayak... Sen erkeklere biraz örtüsü diyorsun. Paltosu. Koruyucu erkek. Gerçekten. Koruyucu. O palto ve ayakkabı koruyuculuğu hissettiriyordu. Yani bunu peki sen mi karar verdin yoksa birinden duydun mu? Oğlum sana bunu kim anlattı lan? Hangini kim? Ya bir kere dedim mi deneyin. İşte... Ben nasıl deneyim oğlum? Sen de koruyucu kadın olursun. Kadınlar daha çok şeyi sever ya böyle, hani erkeğim beni korusun. Bazıları öyle düşünebilir. Ben öyle düşünmüyorum. Bazıları değil. Dedim yani, sen bazıları. Kadınlar dedim bir de hani. Çok uzat. Arkadaşlar çekiyorum. Neyse. O. 1-2-3. Çekiyoruz. İşte. Allah çektirmesin. Ali. Aha. Şimdi var ya ne şeyden sonra. Nasıl bir şey istiyorsun? Cinsel olmasın. Bir dakika. Bilmediğin konu. Hep Bahadır'ın yazdıkları var bunun içinde. O zaman kesin cinsel. Çekiyorum. Noter huzurluğunda. Noter. Sayın noter. Hadi bakalım. Gelen soruya bak. Cinsel mi? O kadar net bir şey git. Soruyu Uçbek sormuş. Uçbek kim? Uçbek değil. Uçbek. Uçbek niye sordu? Sormamış. Ne sordun canım? Sormamış. Ne sormuş? Bakayım. Seks. Soru işareti. Gitti. Soru işareti bakabilir miyim? Bakmayacağız. Oğlum sonra bana mı sordun? Cinsel olmasın deyip seks gelmesin. Seks. Ali nasıl konuşacak ki bu konu? Evet aynen onu diyecektim. Ali için gerçekten cinsel olmayan bir konu. Bir şey dedim. Siz beni hiçbir şey bilmiyor sanıyorsunuz da. Ama cidden bir şey bilmiyor. Bir şey söyleyeceğim. Bilimsel bir şekilde anlatacağım. O neydi? Bilimsel bir şekilde anlatacağım. Pardon. Özür dilerim. Şimdi seks bu yemek yemek gibi bir şey diyorlar. Ben bilmiyorum. Öyle diyorlar. Yemekle nasıl? Diyorlar. Bana diyorlar ki şu havalara bak falan. Sanki ejderhası var. Yani hani yemek gibi. Sekste de kuvvet var mı? Şu çocuğa bir fırsat ver. Zaten sekste de fırsat verilse şey aslında güzel yerlere gelebiliriz. Ali için çok ciddi bir şey arkadaşlar. Tamam şimdi şöyle ben sekse çok saygı duyuyorum. Yani sekste sanatsa. Hani gerçekten genel anlamda saygı duyuyorum ve olması gereken bir şey. Şey olarak. Yemek gibi. Oradan örnek veriyor. Su içmek gibi. Sen kaç yaşındasın? 23. 23 yıldır açsın yani. Ya öyle değil. Susuz aç susuz bekliyorum. Afrika'da kalmış bir çocuk gibi. Ben sadece şundan yanayım. yalnız enseme tükürmem de. Seni hazırlıyorlar şu an. Ya böyle bir şeyse istemiyorum. Evet. Ali engin bilgilerini bizimle paylaşmaya devam ediyor. Konu evet. Seks. Bu yemek. Al anladık tamam istiyorsun da yani o kadar farklı bir dilde. Önemli şey, bir şey. Yemek. Yani Yaşar'ın güzel diyor. Gökhan'la konuştuk. O da pek bilmiyor. Ekibi zaten peki. Yani alakamız yok bizim şeyle. Sekse kim sormuştu? Kafamız rahat yani. Uçbek. Kafamız rahat. Uçbek senin seksinden sorunun ne dostum? Uçbek ayrıca bu seks X'le yazılıyor. Ne yazmış o? Nasıl yazmış? Seks. Ben hep X'le yazılıyor. Bilmiyorsun ya. Oğlum sen hem X yazılıyor. Ben onu biliyordum. Ben bunu bilmiyorum. Onu biliyorum halbuki. Bu konuda gelişmeye ihtiyacımız var. Toplumca mı? Sen ve ben mi? Ya da Avuk abiyle sen ben mi? İsmail yo ekipçe. Oğlum beni niye kapatıyorsun? Evet. Yani bence gerçekten bu üzerine konulması gereken geniş bir konu. Yani sadece bunu bir programda harcamamamız gerekiyor. O zaman bir sonraki programımız. Bütün programları senin konu üzerine. Uçbek. Uçbek'i de davet edelim aynen. Buraya ve konumuz tamamen seks olsun bir sonraki Uçbek programda. Uçbek seks erkek mi? Erkek. Erkek. Tanıyor muyuz? Ya erkeğine seks mi konuşulur abi? Benim takipçilerimden birisi. Ne? Erkek erkeğe seks mi konuşulur? Oğlum ben... Zaten seks konuşulan bir şey değil. Ben erkek erkeğim bura. Seks konuşuyor. Şu an. Neyse, değil mi? Uçbe'ye katılıyorum. Uçbe'ye katılıyorum seks. Ya bir şey söyleyeyim. Ben çekiyorum. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Kim geliyor?
Geliyor. Seda Sayan gibi program. Rüya. Ben niye sona geldim? Siz de benim yazdınız mı? Hayır. Evet, konuyu çekiyorum. Vallahi çok heyecanlandım ha. Çekiyoruz. Ne çabuk çektin? Bir şakanın komik olup olmadığını nasıl anlarız? Anlayamayız. 4 yıldır Emre Tekin. Şimdi bir şakanın komik olup olmadığını nasıl anlarız? Bence doğru bir ekibe sorulmuş bir soru değil bu. Çünkü yıllardır anlayamadık. Evet. Hala bunu anlamaya çalışıyoruz. Ne alakası var ya? Hiç bizim bilmediğimiz ya. Bir anlattım bir kere, hiç gülmediler ama. Öyle bir şey yok mu? Hmm. Yazmıştım ben, çok güldüm ama sanki benim var ya. Ben mesela şey yapmıştım. Tamam. Dünyadaki insanlar Mars'a gitmeye çalışıyor ya. Mars'a gitmelerindeki sebep dünya yok olacakmış. Evet. Şimdi aslında bu bir kıyamet. Evet. Mars'a kaçıyorlar. Yani hani sanki Mars'a kıyamet vurmayacakmış gibi, Allah'a kandıracaklarmış gibi. Anladın mı? O zaman bir tane de ben yapayım. Tutmamıştır ama benim çok hoşuma gidiyor. Allah'a kandıramazsınız ki. Bir tane de ben yapacağım. Dur bir devam edeyim. Neyse sen yap hadi. Ben şunu düşünüyorum. Şimdi teyzeler, hoca tipli teyzeler var ya. Onlar su şişesini okuyor da okunmuşsa oluyor ya. Onu okuyacaklarına çeşme yoksa da. Bence bu komik. Komik mi? Sen bunu yanadın. Sen bunu hiç yapmadın ki oğlum. Sen burada şaka deniyorsun şu anda. Aa, bir tane var benim denediğim. Ben de söyleyebilir miyim? Söyle. Hani benim bir defa yaptım, sonra yapma dediniz ya. Şu tuvalette sensör yok mu? Şu tuvalette sensör muhabbeti var ya. Tuvalette sensör. Hani görmüyor musun sensörsün, karanlıktasın. Ama tuvalette sen çömeliksin. O da çok kötüydü ya. Sen direkt ona... Abi ne bir dakika. Şaka şaka. Ya şaka... Onu da siz bulun işte. Onu da siz bulun işte. Benim şey vardı ya, yok hatırlar yani. Mısınız? Bir kere anlattığım sahnede. Şey, tutumlu on bil annem işte annem işte annem işte. Hebede hübede, hebede hübede, hebede hübede ve ve. Millete şey diyor, millet cimri o kadar olman. Cimri ki işte, millet deli gibi para biriktiriyor, böyle sıkma, böyle yap. Ve ve ve, hebede hübede, hebede hübede, hebede. Bence çok komik. Hebede hübede, hebede hübede. Bir kuzenimin arkadaşı var, kızın adı Yarra. Yarra mı? Ha, onu da anlattım bayağı. Bunu anlatmak istiyorum. Yarra, düşünsene mesela Alim, Rüyam dese mesela kızı sevirim. Nasıl? Niye öyle bir, hayır niye öyle bir isim koydun? Avustralya'da bir nehir adıymış. Kuzenimin soyadı da Çeken'di. İyi ki evlenmediler. Bunları bip yapabiliriz değil mi? Yaparız. Sonra o kuzenimin ablasının bir arkadaşı da var. Kızın adı da Emişen. Emişen. Abi ya. Bir şey söyleyeyim. Yarra ile Emişen. Kardeş mi? Onların arkadaşları kardeş yani. Bir tane şey vardı işte. Şirket iki kız birbirine küstü. Küsmüşler. Sebebini ben sonra öğrendim. Neden? Ya ben de şey diyorum hani şey yapmak için bunları. Hani böyle cıvıklığına şey yaparsın ya, barıştırmak için falan. O senin doğal halin de. Aynen. Yavşak halin. Ya neyi paylaşamıyorsun? kardeş oynayın falan diyorum, falan mı? Kardeş falan mıymış? Yok, hayır. Aynı kişiyi seviyorlarmış. Seni. Aa, paylaşamıyorlar mı? Senin mi? Ben... Senin. Yok, hayır, başka birim de. Bu şaka ne yani? Kardeş oynayın beraber. Bu muydu? Komik şaka değilmiş hakikaten. Komik. Emişe nasıl bir kafayla evet koyuyor? Hayatım. Çekelim. Çekiyoruz. Hadi bakalım. Senin mizahın için. 1-2-3. Tembellik hakkımızda konuşmalıyız demiş. Ezgi. Hepimizin Ezgi'ye merhabalar buradan. Ezgim, herkesin tembellik hakkı var. Bu konuşulacak bir şey değil. Bunu yaşayın. Tembelliğinizi yaşayın. Devam edin. Tam Çorumlu gibi konuştu ya. Tembellik hakkı. Mesela sen böyle bunun bir hak olduğunu düşünerek tembellik ettiğin bir şey anlatın. Tembellik bir yaşam tarzı. Hayır, şöyle bir şey. Ben mesela öğrenciyken mesela çamaşır yıkamıyordum. Kıyafetlerimi yıkanıyordum. Hani yok bir daha artık. Vallahi ya. Billahi evet, bak. Çoraplarım, don, atlet, bazen tişört. Abi bu yıkanıyordum. Şey. Onu temizleyip kuruluyordum. Temizleyip koyuyordum. Hem yıkanmış oluyordum. Kanka sana iyi bir kötü haber mesela. Psikolojik. Tembel değilsin, iki pislik. Hayır. Oğlum ben gayet temizdim. Çok temiz bir insanım. Lan ben de şey zannettim. Ya temizdim derken. Bir şey söyleyeceğim. Temizdim dediği, bak tuvaletleri tıkanmış öğrenciyken. Hayır ya. Sus. Böyle nasıl biliyor musun? Bildiğin yer böyle bok olmuş. Bok içinde ve oy. Kapıyı açıp kapıdan işeyip kapıyı kapatıp. Hayır. Niye işer diyorsun ki? Abi pislik değil, yaptırmadık, paramız yok. Tembeldik hakikaten ne paran yani. Yoktu amına. Ve git orayı şeyle al. Ve bir inşaattan böyle tahta bulmuştuk. Banyo böyle hani hafif şeydi böyle. Kenarlar böyle mermer. O tahtadan yürüyüp yıkarıp oradan geri geldim. Yaptırmaya uğraşmadık. Survivor gibi Mahmut. Survivor gibi. Düşen boka mı düşüyor? Ne oluyor? Eleniyor mu düşen? Oğlum
oğlum zaten. Giderken düşüyorsan giderken düşüyorsan sıkıntı yok. Yıkarım çıkıyor zaten. Ben bir defa 3 defa çıkamadım. 3 kere banyo mu yaptınız? Mecbur çünkü bok atmıştım. Kendi bokuna mı bak şöyle. Baka kısmını nasıl hallediyordunuz? Onu okulda hallediyorduk. Onu okulda hallediyorduk. Bak şimdi olay şöyle. Abi biz uyumuyorduk ki yani. İlla çıkıyorduk bir yere gidiyorduk okulda yani. Dışarıya bahçe komik gibi. Yok bahçe ağaç dibine falan böyle. Evet, yok öyle yani. Değildi. Öyleydi yani. Ya gider vardı. Taşlı tuvalet. Ev sahibine söyledik yaptırmadı. Biz de gidip birine söyleyemedik. Eğim olduğu için de hani iyi bir iki adım girebiliyordun içeri. Yani bir iki adım hakikaten. Ya yani şöyle bir iki iki ayak yani. Girebiliyordum. Ondan sonra biz de dedik ki lan banyoya nasıl gireceğiz? Banyoda kenarları şeydi ya böyle. Oraya böyle hani yüksekti. Rüyanın yüzüne bak. Benim de öyle. Bir inşaattan uzun bir sopa aldık. Onu dışarıdan böyle yürüyerek geçirdik. Peki en son nasıl temizlediniz? Nasıl? İşte o hangi seviyede? Onu sonra yaptırdık canım. Ya hep öyle yaşamadık peki, yani. Gelenmeden... Ben işte o aşamada hani çözüm düşünün. Her defasında banyoya giremeyeceğim için. Bence bu tembellik. Tembellik bir yaratıcılık yani neticede. Oğlum bu tembellik değil ya. Oğlum pisliğin ötesinde. O oğlum yıllarca öyle yaşamadım ya ben. Evlendikten sonra. Sana iki ya. Hayır canım ben evlenmeden önce de onu düzeltmiştik yani. Bir ay önce falan. Tamam okuldan kurtulmuşsundur da yani hani. Ya kurtulduk da orada biz aylarca öyle yaşamadık yani. Abi bana pislik diyor ya. Pislik değil mi abi ya? Böyleydi yani. O süreçte yıkamaya giremeyeceğim için don atlet falan öyle yıkanıyordum yani. Çok teşekkürler. Ya Seda Sayan'a bağlamayın ya. Olga Çetin. Olga alt çizgi Çetin. Bende kalın. Volkan Oz 1906 Çorum Ankara. Ali Arıkan. Sonunda 5 tane ne var? Rüya Aslangül. Lafazansız. Twitter kullanıyorum. Instagram'da. Instagram'da. Instagram adresiniz. Takip ederseniz seviniriz. Gösterilerimizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şurada. Hep bunu demek istemişim. Nerede lan? Şurada. Ha şurada. Şurada. Aha burada.